Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Bostancı mahallesinde 5260 metrekare ana asfalt boyunda güzel bir tarlamız var. Köye yaklaşık 500-600 metre 500-600 metre mesafede, hemen yakınında da 50 metre yakınında da ufak bir çiftlik birisi kurmuş. Burası ana asfalt boyu yerimizde. Burası hafif %5 tatlı bir meyilliği var tarlamızın. Şimdi tarlamızın içine doğru girdik. Evet, yerimiz burası. Burada hafif L şeklinde şu tümseklik sınır oluyor. Buradan da şu ağaçlar, bakın, sınır. Bu şekilde. Burada bir hafif bir L şekli. Buradan da bakın şöyle yukarıya doğru şu büyük ağaç var. Oradan şu tümseklik, üstteki tümseklik sınır. Buradan da şuradan şu aradaki tümseklik sınır oluyor. Yerimiz burası. Buğday, arpa tarzı mahsuller buraya ekiliyor. Burada ne olur? Burada ufak mini bir hobi bahçesi olabilir. Yerimizde çok fazla bir meyil yok. Görüldüğü gibi düzgün bir yer, hafif meyilli bir yer. Yukarıda da bakın, orası da mera alanı. Bunun üstü meraya dayalı, meraya bitişik. Orada da mandalar var. Otluyorlar, bakın, mandalar. Sadece Bostancı köyünde var burada manda. Manda sütü de meşhurdur. Çiftlikte bakın, görüldüğü gibi hemen orada buradan sürekli araçlar geçiyor. 5263 metrekare şehir merkezine 16 kilometre mesafede bu yol devamı denize gidiyor. Çanakkale Biga'ya çıkıyor. İleride de yaklaşık 10 kilometre ileride de deniz var zaten. Güzel bir manzara, güzel bir doğa, her tarafı görüyor. Önü açık. İleride de 100 metre ileride pompaj sistemi var. Su alınabilir. Bir dere var. Suyu da buradan oradan çekebilirsiniz. Yani su sorunu yok. Yani içinde su yok ama 100 metre ileriden boruyla biraz masraf yaparak suyunuzu da alabilir. Burada istediğiniz gibi meyve bahçenizi yapabilir. Ufak bir kulübe yapıp bir hobi bahçenizi oluşturabilirsiniz. Evet, yerimiz güzel. Ana asfalt boyunda. Yaz kış ulaşım sorunu hiç yok efendim. Alıp ileriye dönün. Hem yatırım hem de efendim bahçenizi kurabileceğiniz merkezi konumda güzel bir tarla. Beğendin mi burayı? Beğendim. Güzel değil mi? Evet. Evet, burası güzel bir tarla efendim. Bakalım bu tarlanın sahibi kim olacak? İleride de DS'yi yazıyor zaten. İleride bir gölet var. Orada da göletten de su buralara kadar, aşağılara kadar geliyor. Yukarıda Körpe Ağaç Köyü efendim. Köye de çok uzak değil. Burada da alt kısmında da zeytin bahçeleri. Bakın, zeytinlikler olduğu gibi buraya zeytin de ekilebilir. Efendim, ceviz, badem veya normal meyve ağaçları da buraya dikilebilir. Evet. Üst kısmı da mera zaten. Meraya da bitişik. Ana asfaltın kenarında 5263 metrekare tarla. Bu tarla nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak. Sizi Gönen'e, ofisimize bekliyorum. Biz Gönen'deyiz. YouTube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum.